Bu elektrikli araba projesi bir arkadaşla konuşurken bir küçük arabanın yanında tartışmayla ortaya geldi. Arabaya baktım, dedim ya bu araba ağır araba değil. Buna bir elektrikli araba motor taksak, en azından bir çamaşır makinenin motorunu taksak, bu araba %100 ilerler diye arkadaşla tartışıyorduk. O da herkesin dediği gibi bana söyledi. Ya, hani öyle bir şey olsaydı çoktan beri yapardı millet bunu. Hani seni beklemezlerdi. Ben biraz inatçıyım. Hani bir şeye inandığım zaman giderim. Dedim ben bu işi yapacağım. Bir iddiaya girdik arkadaşlar. O hatta iddiada ne iddiası biliyor musunuz? Bir lokanta iddiası. Bir kebap iddiası. Dedim ben bu işi yapacağım. Taktım kafaya. Bir araba arıyordum. Bu rast geldi. Bu araba güzel çalışıyordu. Aysin tiki normal motor vardı. Böyle benzinli motor vardı. Çok ses yapar giderken. Bunu gördüğünüz gibi bir ses fazla sesi yok. Dedim bu çalışan motoru alacağım. Elimde kalırsa bu. Belki vazgeçerim. En iyisi al bunu sen çöpe at. Hani çalışan motoru aldım çöpe attım ki ya araba elimde kalacak ya ben bu işi becereceğim. Öyle böyle derken çamaşır makinesinin motorunu aldım. Üstüne koydum. Ayarlama gelince de bir süpürgenin o elektrikli cihazı var ya, hani böyle vitesi ayarlamak için. Onu da ekledim üzerine. Şimdi gaza bastığın zaman o süpürgenin gücünü arttırmış gibi oluyorsun. Çamaşır makinenin motoruna daha fazla can geliyor. Ve bu şekilde araba ya hızlanıyor ya yavaşlıyor. Bu şekilde projeye başladık ve arabayı ilerlettik. Ne Tabii. iş yapıyorsunuz siz? Ben tamirciyim. Benim işim çamaşır makinesi. Ondan da kaynaklanıyor bu motor hikayesi. Çamaşır makinesi, buzdolabı, ay gazı tamircisiyim ben senelerden beri. Onun için icat etmeyi severim. Hani yeni şeyler yapmayı severim. Derken hem zevk oldu hem de oğlum var 21 yaşında. Onu da yanıma aldım. Bir heves sardı çocuğu da. Hani baba oğul bazıları balık tutmaya gider. Biz de bu elektrikli arabayı beraber yaptık. Baktım ki teşekkürler gelmeye başladı. Bravo, nasıl yaptın bu projeyi diye. Daha sonra daha ciddi mesajlar gelmeye başladı. Hani ben özürlüyüm. Böyle bu arabalar bize çok yarar. Hani bu projeyi ilerletirseniz bizim için çok iyi olur. En azından birkaç metre değil de belki birkaç kilometre yapabiliriz diye mesajlar gelmeye başladı. Ben bunu şaka yerine sokarken, alırken baktım ki çok büyük bir ihtiyaç var arkasında. Ondan dolayı da bu işi biraz daha ciddiye almaya başladım ben. Biraz daha güçlü bir çamaşır makinesine motoru koymaya başladım. Ve şu anki durumda gördüğünüz gibi hani araba çok güzel bir şekilde gidiyor. Zaten bunun hız süratı 45 km kanunen geçmesi yasak. Ben 30-40 arasında arabayı kullanıyorum. Çoğu arkadaşlar soruyor, süresi kaç saat kullanabiliyorsunuz, kaç kilometre yapıyorsunuz? Aslında bu motorlara gaza bastığınız zaman ceran harcıyor. Gaza basmadığınız zaman ceran harcamıyor. Onun için içindeki akülerle ben şimdiye kadar hiç durmadan 1,5 saat, 2 saat civarında yol yaptım. Arabanın nakisi burada.